It was important to get a 3 point to recover and to prepare the next top game, next game, next week against Trabzon. Zor bir maç. Zor bir maç oldu ama rakipten dolayı demiyorum bunu, zeminden dolayı yaşadığımız sakatlıklardan ve kaçırdığımız fırsatlardan dolayı 3 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı, bunu söyleyebilirim. Ama futbol böyledir. Siz gol atamadıkça rakip maçın sonlarına doğru maça ortak olur. Gol atma fırsatını onlar da yakalar. Emrecan'ın sakatlığı özellikle işimizi çok zorlaştırdı çünkü son anlarda koşamıyordu. Günün sonunda 3 puanı almış olmak önemliydi ve biz 3 puanı aldık. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Mentalite anlamında iyi bir maç oldu. Dediğim gibi zemin kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzde içeride evimizde oynayacağımız Trabzon maçına hazırlanacağız. Aslında maçın sonlarında bunu yaptık. Josip stopere çekip Emrecan'ı 6 numara pozisyonuna çektik. Emrecan'ı da oyunda tutmak istedik. Uzun top oynadığı zaman rakip o uzun topları savunmak için orada bir ihtiyacımız vardı. 6 numaraya kendisini döndürdük dediğim gibi. Ki bir maçta aynı gecede iki stoperi kaybetmiş olmak bizim için genel anlamda çok zor. Dediğim gibi puanlar almaya devam etmek önemli aslında. Burada oynamak gerçekten zordu. Zemin kaynaklı. Kışın hatta daha da kötü olacaktır bu zemin. Ankara Gücü maçında Ankara'da da aynı durumla karşılaşmıştık. Bu maçta aynı durumla karşılaştık. İyi idare ettik. Bu maçları kazandık. Galip gelmek önemli. Bu 3 maç sonrasında galip gelme, bu 3 puan bize iyi bir motivasyon verecektir, bize iyi bir özgüven verecektir. Her futbolcumuz maalesef aynı kondisyon seviyesinde olmuyor. Sakat olanlar da sakatlıktan dönenler var. Mesela Raşit Özel'in de söyleyeyim, hala daha %100'ünde değil. Enkudu'da aynı durumu yaşadık. Delali yine bir sakatlıktan döndü, geçen haftadan itibaren oynamaya başladı. Bugün de 60. dakikadan sonra özellikle topu tutmak ve tutması zordu. Bugün 2 sakat daha verdik. Tüm kadro ile tam kadro şeklinde bir türlü bir idman da yapamadık aynı zamanda. Bu istediğimiz kondisyon seviyesine tüm futbolcuları çıkartamadık. Fenerbahçe maçında performans anlamında maçın sonuna kadar götürdük ama bugün yine zemin kaynaklı aynı sıkıntıları tekrar yaşadık. Tüm futbolcularımızı aynı seviyede bir türlü değerlendiremedik. 10-11 futbolcumuz genel olarak iyi seviyede oluyor ama daha sonra bir sakatlık yaşanıyor. Maç ve antrenman kaçırdılar. Daha sonrasında takımın seviyesine dönmeleri zaman alıyor. Bu konu açıkladığım gibi aslında kondisyon ve fitness seviyesiyle alakalı sakatlık dönüşlerinde özellikle Emrecan örneğinde son oynadı. Bugün oyuna girdi ki bundan önce son oynadığı maç Alanya maçıydı. Bugün oyuna girdi ve bir sakatlık yaşadı. Sayısına sakatlandı. Belki bir iki maç kaçıracak durumu şu anda bilmiyoruz. Tüm futbolcularımızı aynı anda bir türlü değerlendiremedik. Galip geliyoruz, galip geldik. Bu önemli tabii ki. Deplasmanda bu konu özellikle zor oluyor. Evinizdeyken iç sahada daha kolay. Taraftarın olduğu zaman taraftarın desteğiyle bazı şeyleri gidermek daha kolay oluyor ama deplasmanda bu daha zor. Bir stoperimizin sakat olduğu pozisyonda onun kademesini, onun yerini doldurmak özellikle deplasmandaysanız da kolay olmuyor tabii ki.